85 milyon ilk andan itibaren tek yürek olduk. Birlik beraberliğimizi koruduk ve işin sonuna kadar da koruyacağız. Bizler hep burada olacağız. İşlerimiz tamamlanana kadar, buradaki enkazlar kalkana kadar, yeni ve geçici yerleşim yerleri kurulana kadar tüm ekibimizle birlikte burada olmaya, aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. İşte önümüzdeki süreçte kuracağımız yine AFAD koordinasyonundaki 100 bin konteyneri de düşündüğünüzde yaklaşık 500 bin vatandaşımız daha bu alanlarda ikamet etmiş olacak. Mayıs ayında hedef bildiğim kadarıyla Mayıs ayı en geç başına kadar 500 bin vatandaşımızı konteyner alanlarında yerleşimini sağlamak. Bu manada biz de AFAD'ımızla hem Hatay'ımızda hem Adıyaman'ımızda, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta örnek çalışmalar yürütüyoruz. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğer illerimizde de sona yaklaştık. İnşallah önümüzdeki günlerde hasar tespit çalışmalarında tamamlayıp 11 ilimizdeki askı sürecini başlatmış olacağız. 894 bin bağımsız bölümden oluşan 312 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Hatay'ımızda ise rakam gerçekten bu manada en çok depremden etkilenen illerimizin başında Hatay'ımız. 333.825 bağımsız bölümden oluşan 99 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yine orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Nisan-Mayıs ayı içerisinde ihalesini yapacağımız konut rakamını 319 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Gerek köylerimizde gerek il ve ilçe merkezlerinde ilk etapta. Yine ilk etapta Hatay merkezde yaklaşık 60 bin konutumuzun ihalesini Nisan-Mayıs ayı içerisinde yapacağız. Ve ardından da 650 bin konutumuzu etaplar halinde hasar tespit tamamlanması süreciyle birlikte gerek şehrin içinde şehrin demografik yapısına uygun, gerekse şehrin dışında belirlediğimiz rezerv alanlarda yapım sürecini yürütüyor olacağız. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önce Kahramanmaraş'ta ardından Hatay'da ve Adıyaman'da kalıcı konutlarımızın temellerini vatandaşımızla, afetzede kardeşlerimizle, depremzede kardeşlerimizle hep birlikte attık. Hatay'ımızı, Anadolu'muzu yeniden yükseltecek anlayışta çalışmalarımızı yürütüyoruz ve 20 yıl olduğu gibi her depremde, afette milletimize ne söz verdiysek aynı sözleri tutma anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları yapıyoruz.